Artı Futbol'dan merhabalar değerli izleyiciler. Nefesleri kesen bir 90 dakika bitmek üzere. 90 artı 6. dakika oynanıyor ve henüz birkaç saniye öncesinde Aytemiz Alanya Spor öne geçen golü attı. Durumu 2-1 yaptı uzatma dakikalarında. Karşılıklı goller, kırmızı kart, sarı kartlar, direkten dönen toplar ve penaltı itirazları gölgesinde bir mücadeleyi tamamlamak üzereyiz. Nefesleri kesen bir maç oynanıyor Türk Telekom Stadyumunda ve Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanya Spor durumu 2-1'e getirdiği 45'te Etebo Kırmızı Kart'ı gördü. Oyun alanının dışına çıktı. Bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Karşılaşmanın hakeminin artık son düdüğü çalması an meselesi Tugay kağan Numan oldu karşılaşmanın hakemi. Ve enteresan bir maç izledik. İlk yarısı çok keyifliydi, ikinci yarısı çok keyifliydi. E, i̇lginç bir 90 dakika yaşadık. Mutlaka yorumcularımızın üzerine konuşacakları çok şey var ki o son golü hep birlikte bir taraftan izliyoruz. Bir taraftan kalan saniyeler neler getirecek. Çünkü artık 6 dakikalık uzatma süresi de doldu. 7. dakikanın içindeyiz. Galatasaray'ın stoperleri ileri gitmiş durumda. Bekleri en geriden top çıkarma çabası içinde. Alanya sporlu oyuncuların... E, orta alanda baskıları var. top İleriye uzun bir top gönderdiler. Kaleci Fatih'e kadar e, geldi. Henüz karşılaşmanın son düdüğü e, çalmadı. Yine uzun bir top oynanıyor. Aytemiz Alanya Spor yer alanı ortalarına doğru. Alanya Sporlu oyuncular bu topu tekrar Galatasaray yer alanına teslim etti. Bayrak kalktı offside. E, Galatasaraylı oyuncular kullanacak en direk vuruşu orta saha çizgisinin 7-8 metre gerisinden. E, bu arada bir Alanya Sporlu oyuncu topun önündeydi. O ayrılmadan e, atış kullanıldı ve o atışı tekrar kullanmasını istiyor. Tugay Kağan, Numanoğlu, Galatasaraylı oyuncuların sağ içindeki tüm oyuncular Alanya Spor ceza alanı önünde. O bölgeye doğru uzun bir top kullanıldı. Şimdi beraberlik arıyor Sarı Kırmızılar bir kafa. Kaleci Marafona kontrol ettiği Üzerine baskı gelince de topun sahibi oluyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 1-1. <laughs> Aytemiz Alanya Spor 2 bu 90 dakikayı ve haftayı değerlendirmek üzere çok değerli konuklarımla birlikteyim. Sevgili Serdar Sarıdağ hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Mehmet Dayan, hoş geldiniz yayınımıza. Ha. Feyyaz Hocam, Feyyaz Uçar hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk Mustafa. Sevgili Mehmet Yılmaz hoş geldiniz hoş yayınımıza. E, haftanın hemen toplu sonuçlarını da rica edeceğiz puan tablosuyla birlikte. Başkent'te de bir maç vardı değerli izleyiciler. Gençler Birliği 2-1 kazandı. Çelkurize Spor 5, Ankara Gücü 3. HES Kablo Kayseri Spor 1, Demir Grup Sivas Spor 3, İttifak Holding Konya Spor 1, Yeni Malatya Spor 1, Trabzon Spor 0, Medipol Başakşehir 2, e, Atakaş Hatay Spor, Erzurum Spor maçı tatil edildi. Fraport Tav Antalya Spor, Gaziantep, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa 1-1 tamamlandı. Göztepe 2, Fenerbahçe 3, Galatasaray 1, Aytemiz Alanya Spor 2, Gençler Birliği 1, bir, Yukatel Denizli Spor 2 sonuçları alındı Süper Lig'de. E, tabii e, puan tablosuna da nasıl yansıdı onu da birlikte göreceğiz. Aytemiz Alanya Spor liderliğini sürdürüyor. Beşinci hafta sonrasında dört galibiyet bir beraberlik. Namalip artı on bir averajla ikinci Fenerbahçe'nin on bir puanı var. Üçüncü Fatih Karagümrük, dördüncü Fraport Avantale Spor sekiz puanda. Yedi puanlı takımlardan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor beşinci, Galatasaray altıncı, Demir Grup Sivas Spor yedinci, Kasımpaşa sekizinci, e, Atakaş Hatay Spor 9. durumda 10. Göztepe'nin 6 puanı var. Elbette maç sayıları değişiyor. Arada maça eksik bay geçen takımlar da var. İttifak Holding Konya Spor, Eskablo, Kayseri Spor 6 puandaki diğer takımlar. 5 puanlı takımlardan Çaykur Rizespor 13. Trabzon Spor 14. Yeni Malatya Spor 15. Yukatel Denizli Spor 16. 17. Gaziantep Futbol Kulübü 18. Beşiktaş'ın 4 puanı var. Yine Gençler Birliği Başakşehir 4'er puanda. Son Ankara gücünün bir puanı var. İlginç bir 90 dakika. Falcao'nun golü. Babakar'ın cevabı. Etebo'nun kırmızı kartı. Ve ikinci yarı artık son saniyelerde gelen, son dakikada gelen bir gol. Ve e, kazanan taraf Davison'un golüyle e, misafir takım Aytemiz Alanya Spor oldu. Bu görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Değerli izleyiciler, Türk Telekom Stadyumu. Ve protokol tribününden yöneticilerden kim çıkarsa mikrofonlarımızı uzatacağız. Yine teknik adamların basın toplantısı da programımızın ilerleyen dakikalarında ekranlarınızda olacak. Mehmet Ayan sizinle başlayalım isterseniz. 2-1 Alanya Spor kazandı. Valla Galatasaray için puan olarak sıkıntılı bir akşam olabilir ama oyun olarak maçta 51 dakika bir kişi eksik oynaması, oynaması hemen çok iyi dayandı, iyi direndi. Alanya Spor'u tabii kutluyoruz ama Alanya Spor'un özellikle ikinci yarıda Galatasaray'a çok daha fazla, çok daha farklı bir oyun baskısı kurup çok daha farklı bir yani oyun farkıyla galibiyet alacağını varsayarken Galatasaray çok iyi dayandı, çok iyi direndi ve özellikle sayılmayan e, golün ardından da oyunda yine kaldı ama son dakikada e, bir gereksiz korner, e, Saracin'in ayağından çıkan gere, gereksiz korner Feyyaz abiye de aslında burada e, bir merhaba demek istiyorum. Çünkü korner direğinde topu gördü o anda bu son dakika kornerleri tehlikelidir dedi. Ve e, onun dediği oldu. Yılların tecrübesi oldu. E, çok çok zor bir karşılaşmaydı Galatasaray için daha da zorlaştırıldı. Detaylarına biraz sonra bakarız. Ama ben şöyle söyleyeyim. Alanya Spor'dan çok daha fazla parıltılı bir galibiyet bekliyordum. Özellikle ikinci yarıda Alanya Spor. O bizim bildiğimiz Alanya Spor gücüyle oynamadı ve Galatasaray'ı çok zor yendi. Bu Galatasaray çok iyi önde demek değil fakat Galatasaray çok iyi savunma yaptı. Eğer maç beraber bir ki şimdi aynı şey söyledim ama eğer maç beraber bir daha güçlü bir şekilde bir şunu şey yapabilirdik. Yani Galatasaray çok iyi bir savunma performans gösterdiyebilirdik ama iki bir mağlup olan bir takım. Ki kaleciste yine konuşuruz detayları. Bilhassa ilk golde çok büyük hatalıydı. Sonuç itibariyle Galatasaray için zaten katastrofik bir durum söz konusuydu. O katastrofi devam edecek gibi görünüyor. Sadece iç değil dış, sadece dış değil iç nedenlerle. Peki detaylandıracağız ama Feyyaz Hocam. 2-1 Alanya Spor galibiyeti Galatasaray deplasmanında siz nasıl değerlendirdiniz Mehmet'in dediklerine %100 katılıyorum. Özellikle ikinci yarıda Alanya Spor'un çok daha etkili, baskılı, ne bileyim derler ya sağdan soldan ataklar gibi Bekliyorduk ama işte öyle olmadı. Ee, çok dirençli bir gaz Galatasaray takımı seyrettik. ikinci yarıda ne yaptığını bilen her iki kanadı e, Ömer ve Emre ile kapattılar. Belhanda'yı Terlan'ın yanına koyup ileride de e, Babeli bırakarak e, bir kontra takım hüviyetine bölündüler. Artı ikinci bölgede çok iyi savundular. İyi mücadele ettiler. Son dakika golü olmasaydı aslında Galatasaray ikinci yarıki oyunu ile bana göre belki de galibiyeti hak etti ama işte bir dikkatsizlik, kalecinin bir yanlış çıkışı. Ben biraz da sızdık diyorum Galatasaray'ın bu kaderi. Bu son maçlardaki kötü gidişatına diyelim, kötü sonuçlarına. Çünkü Muslera her geçen gün ne kadar iyi bir kaleci olduğunu, işte bazı futbolcular vardır oynamadan değerini anlarsın. <laughs> Golcü 3 evet. haftadır suskun dersin, oynatmazsın, yedek bırakırsın ama golcüler oynamayınca birden değerlenirler. Kaleciler de onlar kadar aynı konumdadırlar. Oynamayan kaleci eğer ikinci kaleci, yedek kaleci yerini dolduramıyorsa e, daha da büyür, daha da devleşir. Mustera'nın bir an önce dönmesini ve Fatih'in artık Galatasaray'ın kalesini doldurmasını e, beklemek lazım. Yoksa Galatasaray için iyi bir istikbal görmüyorum. Mehmet Yılmaz, 3 gol. Ee, bakıldığı zaman ben lider gelip lider dönen, Galatasaray Deplasmanı'ndan lider dönen alay sporu özellikle hocasını tebrik ediyorum. Yani şimdi Çağdaş Atan'a bakıldığı zaman belki çok fazla konuşulmuyor aslında takımı konuşuluyor tamam çok iyi oyuncular oynuyor. Alliance Spor'da gelen hocalara bir bakıldığı zaman tabii onlara bu imkanı sağlayan yönetime de başkana da ayrı ayrı teşekkür etmek lazım burada. Ama Çağdaş'ın gerçekten bakıldığı zaman ilk tecrübesi tamam yardımcı hocalık yaptı ama Süper Lig'de direkt hocalık yapmak ki Alanya Spor gibi bir takımda hocalık yapmak ve 5 maçın 4'ünü kazanıp birinde beraber kalmak ve lider olmak bu haftaya kadar çok büyük bir başarıdır. Bir kere onu bir altını çizeyim onu tebrik edeyim. Bugün maça bakıldığı zaman tabii Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra özellikle ben de aynı şekilde düşünüyorum sizin gibi. İkinci yarı kesinlikle daha farklı, daha rahat alan bulacak bir Alayanspor e, Alanya Spor takımı vardı ama Galatasaray takımı Fatih Hoca iyi bir sistem geliştirdi. iyi bir sistem düşündü bence kafasında. Son, kadar, son dakikaya kadar da işler aslında fena gitmiyordu. Çünkü öne geçen bir Galatasaray takımı vardı hani <laughs> gol iptalinden sonra. Çok da pozisyonu var. Tartışmalı aslında pozisyonlar çok fazlasıyla var. Ben maçın geneline bakıldığı zaman yani e, hani beraberlik gibi görüyordum. Mücadele olarak ben Galatasaray takımı biraz daha üste gördüm. Ben Alanya 10 ee, kişiden sonra çok çok daha baskılı bekliyordum. Ama ona rağmen e, çok iyi ayakları var. Yani e, şey takıma bakıldığı zaman, Alanya takımına bakıldığı zaman burada tabii ki bir transfer başarısı var. Her gelen oyuncuya bakıyorsun. E, kulübe çok fazla menajer sokulmuyor. İçeride farklı bir sistem oturtulmuş. Hep de kaliteli oyuncuları monte ediyorlar. Tabii bu oyunculardan da hoca faydalanması lazımdı. Hoca da bence bu oyunculardan şu kısa sürede çok iyi faydalanmış gibi görünüyor. Serdar Sarı da 2-1 Alanya Spor galibiyeti ama şu ana kadar yorumcularımızdan Galatasaray'ın oyun anlayışı ya da sahada sergilediği oyun e, takdir aldı. Yani 10 kişiyken Alanya Spor gibi lider takım sonuçta Alanya Spor. Ee, orada geriye düşmemek, orada oyun direncinden geriye düşmemek önemli tabii ki. Ama burada bir noktayı daha kaçırıyoruz. Fatih Terim'in en çok korktuğu şeylerden biri bugün başına geldi. Nedir o? Etebun'un gördüğü sarı kartlar peş peşe. E, hoca hep şunu der. Yani kendi kalemine gol at sıkıntı değil onu aşabiliriz bir şekilde. Ama sahada bu şekilde 10 kişi kalmak ona en çok güzel nokta bu bence. ve i̇lk sarı kartı bilmiyorum. ikinci sarı kartın net sarı kart.